أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان إنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وادخلنا في عبادك الصالحين وزدنا علما أما بعد Allah-u Teala'ya hamd ve senalar olsun. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa, Allah'ın son gönderdiği peygambere de salat ve selam olsun. Allah Azze ve Celle bizlere faydalı bir ilmi öğrenmeyi, öğrendiğimiz şeylerden de faydalanmayı nasip eylesin ve bizleri salihler arasına ilhak eylesin. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 164. ayetinde şöyle buyurmaktadır. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا Allah Azze ve Celle kendileri arasından Müslümanlara bir peygamber göndererek, bu peygamber öyle bir peygamberdir ki, يَسْلُ عَلَيْهِمْ اَيَاتِهِ Onlara Allah'ın ayetlerini okur, وَيُزَكِّيهِمْ Onların nefislerini arındırır, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Onlara ilmi ve kitabı ve hikmeti öğretir. Allah Azze ve Celle Müslümanlara, müminlere kendi işlerinden Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onları arındıran, Allah'ın kitabını ve hikmeti öğreten peygamber göndermekle Müslümanlar büyük bir lütufta bulunmuştur.
Allah Azze ve Celle insanlara doğru yolu bulmaları için ayette belirttiği üzere kitabı ve hikmeti öğretmek için, onları temizlemek için peygamberler göndermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu halkanın son temsilcisidir. Allah insanlara emrini, istediğini, nehyini, yasakladığını gönderdiğinde, bildirmek istediğinde peygamberlerle insanlara bu emirlerini ve yasaklarını iletmektedirler. Peygamberler Allah'ın gönderdiği bu vahyi insanlara açıklamak ve insanlara tebliğ etmekle görevlidirler. Bu tebliğ gerektiği yerde Kur'an-ı Kerim'in üzerinden, gerektiği yerde açıklama, gerektiği yerde tekit, gerektiği yerde şerh etme olabilmekte. Bundan dolayı değerli Müslümanlar, Allah Azze ve Celle bize gönderdiği vahide, bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda tafsilatlı şeyleri değil, genel kaideleri koymaktadır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda içerisindeki öğütlere, içerisindeki tehditlere, emredilen şeylere, nehyedilen şeylere baktığımızda genel esasların, ana temaların işlendiği görülmektedir. İşte peygamberler bu ana temaları, bu genel konuları açıklamakta, tafsil etmekte, çeşitli şekilde tafsilata ayırmakta, bazen aynısını söylemekte, tekit etmekte, beyan etmektedir. Bazen de Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen veya çok az bir şekilde zikredilen hususları peygamberler, Müslümanlar ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem açıklamaktadır. Mesela namazı düşünelim. Namaz ibadetinin sürekli Kur'an-ı Kerim'de yapılması, ikame edilmesi, yerine getirilmesi geçmekte. Bununla beraber namazın nasıl kılınacağı, kaç rekat olacağı, hangi surelerin okunacağı, tadil-i erkan gibi hususların geçmediğini görmekteyiz. Veya diğer ibadetler, diğer hususlara baktığımız zaman. Netice itibariyle Kur'an-ı Kerim'in bize ana tekit konularını, ana gündem maddelerini gönderildiğini söylemekteyiz. Söylenebilir. Bununla beraber peygamberlerin görevlerinden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i vahiy açıklamaktır. Peki peygamberler Kur'an-ı Kerim'i açıklarken, Kur'an-ı Kerim'i tebyin ederken, tafsil ederken, tekit ederken kendi tecrübelerine, kendi şahsi menfaatlarına göre mi açıklamaktadır? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin ona bildirdiği, ona Kur'an dışında gönderdiği vahiy ile mi açıklamaktadır? Bu sorunun cevabı, yani Kur'an dışında gönderilen, peygamberlere Kur'an dışında aktarılan bir hususun olduğu ki biz buna gayri metlu vahiy diyoruz. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an göndermekte peygamberlerine ve peygamberimize gönderilen Kur'an'ı da yine kendi isteğine binaen, Allah Azze ve Celle'nin emrine binaen peygamberler açıklamaktadır. Yani söylemek istediğimiz kısaca, peygamberler Kur'an-ı Kerim açıklarken, Kur'an-ı Kerim'e şerh koyarken, anlaşılmayan bir hususu sahabe sorduğunda, Kur'an-ı Kerim'de ya Resulallah şu ne manaya geliyor dediğinde kendi tecrübesine göre mi aktarmakta, yoksa Allah Azze ve Celle'nin tekrar ona bildirdiği başka bir vahiy ile mi aktarmakta? Baktığımız zaman anlaşılması gereken şey Müslümanlar, başka bir vahiy türü ki biz buna ne diyoruz? Hadis diyoruz. Hadis Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözle söylediği sözler, kaviller. Mesela Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu dediğimizde bu sözlü bir hadise girer. Bununla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şöyle şöyle yapardı kendi zamanında. Abdest alırken şu şekilde uyguladı, namaz kılarken böyle uyguladı dediğimizde bu fiili bir hadise girmekte. Bununla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde Müslümanların uyguladığı bir uygulama var. Peygamber Efendimiz buna bazen olumlu yanıt vermekte, bazen olumsuz yanıt vermekte ise biz buna takriri hadis demekteyiz. Netice itibariyle hadis, Kur'an-ı Kerim'in açıklanması, Kur'an-ı Kerim'in tebyin edilmesi, insanlara aktarılması, öğretilmesi için gönderilen, Allah tarafından peygambere gönderilen ikinci bir vahiy türüdür. Biz Allah'ın izniyle cumartesi sohbetlerimizin her ikinci haftasında hadisleri işlemeye çalışacağız. Bu girişi de anlatmaya çalıştığımız hadisin temel meselesinin ne manaya geldiğini, nerede durduğunu da kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin bize direkt olarak indirdiği bir kitaptır. Bununla beraber kitabı açıklayan peygamber vardır. Yani Allah, peygamber ve insan. Şöyle bir topla düşündüğümüzde Allah, peygamber ve insan. Peygamberin sözleri hadis, Allah Azze ve Celle'nin bize gönderdiği sözlerse Kur'an. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i hadis de aynı safhada tutmamız mümkün değil, sübutu bakımından. Ama Kur'an-ı Kerim, değerli Müslümanlar, hadisin önünde olmakla, hadis de Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci kaynak olmakla Müslümanların temel kaynağıdır. Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim namazda okunurken hadis okunmamakta. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda ibadet olmakla hadis olmamakta. Netice itibariyle Kur'an-ı Kerim temel kaynağımız ama hadisler de bundan sonraki ikinci kaynağımız diyebiliriz. Biz bunu veya bu şekilde açıklamaları
Neden yaptığımızda şuna bina ait, şuna temellen, şunun üzerine temellendiriyoruz. Bugün baktığımızda çevremizde veya etrafta insanların bazıları hadisi şeriatleri kabul etmemekte, mesela oryantalist çalışmalardan etkilenen, bu şekilde düşünen insanlar olabilmekte. Bununla beraber bazıları da hadis olmadığı halde, diyelim ki bir güzel bir söz var, kulağına hoş gelen bir söz var, bunu peygambere atfedebilmektedir. Peki ne olması gerekiyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, bize aktardığı, emir buyurduğu, Kur'an-ı Kerim açıkladığı sözler, yani hadisler, alimlerin çalışmaları ve gayretleriyle günümüze ulaşmış. Bakıldığında Müslümanlar Hazreti Peygamber döneminde hadisler insanlar arasında, yani sahabiler arasında aktarılmaya başlanmış. Ondan sonraki dönemde de bu şekilde devam etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mesela bildiğimiz hadis kaynaklarından Buhari 256 yılında, Hicri 256 yılında vefat etmekte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Hicri 10'da vefat etmiş. Yani yaklaşık 200 yıl sonra Peygamber Efendimiz sözleri hadis kitaplarına tam olarak sahih bir şekilde, sistemli bir şekilde geçmiş. Bu aradaki mesafe birçok konuyu içermekte. Bunların hepsini burada açıklamayacağız ama yani bina etmek istediğimiz şeyi bilelim. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan sözleri sahih bir şekilde, sübutu kesin bir şekilde günümüze kadar elde etmiş bulunmaktayız. Bunu söylemekteki kastımız biz hadislerle dinimizi öğrenmekteyiz. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle, onun fiilleriyle uygulama örneklik teşkil eden bu fiilleriyle hayatımızı ne yapmaktayız? Şekillendirmekteyiz. Netice itibariyle Kur'an'dan sonra hadisin ikinci kaynağı olduğunu asla ve asla unutmamalıyız. Nitekim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulü bir hüküm buyurduğunda hiçbir mümin ve hiçbir mümin erkek ve mümin kadına bir muhayyerlik, bir seçenek yoktur buyurmakta. Kim Allah ve Resulüne itaat eder ki ederse muhakkak ki etmezse muhakkak ki sapıklığa düşmüş buyurmaktadır Allah Azze ve Celle. Netice itibariyle hadis Peygamber Efendimizin sözleri, fiilleri, takdirleri, sünnetse Peygamber Efendimizin uygulamaları diyebiliriz. Bundan sonra Müslümanlar derslerimizde bir her hafta inşallah bir hadisi işlemeye çalışacağız. Bununla beraber hadisi aktarırken bazı hususlara dikkat edeceğiz. Sizin canınızı sıkmadan, çok uzatmadan diyelim ki hadis, sahih hadis nedir? Hadis kaynağının özelliği nedir? Diyelim ki kitap olarak Buhari ismi verdik. Ne manaya geliyor? Buhari ne demek? Gibi özelliklere kısaca değinmeye çalışacağız. Neden bunu yapmaktayız? Az önce söylediğimiz gibi hadisi şeriflerin önemini tekrar günümüze taşımak, gündemimize taşımak, ne manaya geldiğini, nasıl anlamamız gerektiğini tekrar düşünmeye sevk etmek için bu şekilde bazen hadis-i şeriflere inşallah ne yapacağız? Eklemeler, hadis-i şerifleri açıklayan böyle teknik bilgiler aktarmaya çalışacağız. Normal şartlarda hadis iki bölümden oluşmakta Müslümanlar. Bir senet bölümü, bir de metin bölümü. Peki şöyle soralım. Haşim, senet ne demek? O kadar hadis dersi alıyorsun, söylemen lazım. Senet var, bir de metin var. Bizim burada aktardığımız hepsi metine giriyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaptı, şöyle söyledi, onun üzerinde böyle bir şey yaptı. Bunların hepsi neye giriyor Müslümanlar? Hadisin metin kısmına. Az önce aktardığım üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Buhari'ye kadar ravilerin ravi isimleri geçmekte. Yaklaşık 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi, bazen 3 kişi, bazen 4 kişi vefatlara göre. O zaman senet neymiş? Ravi. Zinciri. Nereden başlıyor? Peygamber Efendimiz'den hadis kaynağına kadar. Diyelim ki Buhari kaynağımızsa Buhari'ye kadar ki raviler dizilişine deniyormuş. Ne diyormuş o zaman? Senet. Biz bugün senetleri okuyor muyuz hadisleri aktarırken? Hayır, okumuyoruz. Çünkü kitaplarda yer almakta. Ama burada hadis dersini yaparken teberruken, yani bereket olması babından inşallah biz okumaya çalışacağız. قال المؤلف Buhari rahimehullah haddesena Behzun haddesena Hammadun haddesena Hişam ibn Zeydin قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهس حمد هشام بن زيد أنس بن مالك tarikiyle Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. إن قامت الساعة kıyamet koptuğunda, koptuğu zaman وبيدك أحدكم فسيلة ve sizin elinizde bir fidan, ne fidanı? Hurma fidanı bulunursa فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها eğer o elinizdeki hurma fidanını dikecek kadar elinize bir vakit varsa kıyamet koparken onu dikin. Fel yef'al onu diksin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar edelim. Eğer kıyamet koparsa, kıyamet koptuğu anda sizin de elinizde bir hurma fidanı varsa ve bu hurma fidanını dikecek kadar elinizde bir zaman varsa onu mutlaka diksin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis değerli kardeşlerim İmam Ahmed'in Müsned adlı kitabında geçmekte. İmam Ahmed'in Müsned adlı eserinde geçmekte. Alimlerin genel kanaati sahih, bazı alimlerin genel kanaati hasen olarak zikredilmekte. Yani netice itibariyle bu hadisimiz inşallah
anlayabileceğimiz, aktarabileceğimiz sahihlik derecesindedir. Hadisi anlamadan önce, hadise geçmeden önce, hadisin sahabi ravisi Enes bin Malik, değerli Müslümanlar. Enes bin Malik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde 13 yaşlarında bir gençtir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretiyle beraber o da Müslüman olmuş, annesi Ümmü Süleym, o da Müslüman olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde oradaki sahabilerin hepsi ona bir lütufta bulunmak istiyor, ona yardım etmek istiyor, ona ikram etmek istiyor. Ümmü Süleym de, yani Enes bin Malik'in annesi de, hiçbir şeyin olmadığı için oğlu Enes bin Malik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde Enes bin Malik uzun yıllar kalıyor. Hatta vefatına kadar ona hizmet ediyor Müslümanlar. Enes bin Malik daha sonra Basra'da Hicri 60. yılda vefat ediyor. Yani Peygamber Efendimiz'i tanıdığında bir genç, vefat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra uzun yıllar yaşamış. Enes bin Malik, değerli Müslümanlar, diğer bir özelliği muksirun dediğimiz muhaddisler arasında. Yani ne demek muhaddis sahabiler arasında? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında uzun süre kaldığı için, çok uzun süre kaldığı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden çokça ne yapmış? Nakilde bulunmuş. Şimdi bunu neden söylüyoruz? Sahabi, değerli Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden hadis aktaran kişi değil mi? Aktaran bu sahabilerin, mesela sayılar geçiyor, 124 bin geçiyor, daha fazla sahabi isim geçiyor. Peki hepsi hadis rivayet etmiş mi? Hepsi Peygamber Efendimiz'e hadis aktarmış mı? Hayır. Özellikle Ehl-i Beyt ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde yanında çokça kalan sahabiler hadisleri rivayet etmiş. Mesela muksirun diyoruz. Muksirun dediğimiz çokça hadis rivayet eden sahabiler. 7 tane sayıyoruz. Ebu Hureyre, Hazreti Ayşe, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Enes bin Malik, Abdullah bin Mesud, Ebu Said el-Hudri tarzında sahabileri sayıyoruz. Ve bazı sahabelerde, bazıları mesela yaklaşık olarak 1000-2000 arası sahabi ismi zikrediliyor. Bir tane, iki tane hadis rivayet etmiş. Yani biz bunu neden söyledik? Bütün sahabiler hadis rivayet etmemiş. Özellikle bazı sahabeler hadis rivayet etmiş diyelim. Eser hakkında da kısaca bilgi verelim. Biliyorum bunlar biraz sizi sıkmakta ama kısaca olacak inşallah. İmam Ahmet Müslümanlar 241 yılında vefat etmiş. Doğumu yaklaşık olarak 1180-190'lara geliyor hicri olarak. İmam Ahmet, değerli Müslümanlar, hadisle istigal etmiş. Ufaklığından beri hadisle meşgul olmuş. Hadis talebesi olmak için Yemen'e, Basra'ya, işte Bağdat'a, bütün ilim merkezlerine gitmiş ve burada hadis tedvin etmiş, hadis toplamış. Öyle ki birçok kendisiyle alakalı hayatından kisler aktarılmakta. Hadis almak için Yemen'e gidiyor. Tabii hiçbir gücü olmadığı için, hiçbir maddi kazancı olmadığı için Yemen'e kadar kervanın bakıcılığını yapıyor. Bakıcılık yaparak oraya kadar gidiyor. Orada Abdurrazzak isminde bir alimden, eserinin ismi Musannef diye bir eseri var, hadis eseri. Oraya kadar gidiyor İmam Ahmed bin Hanbel. Orada 4 yıl boyunca ondan hadis rivayet ediyor. Ve bu şekilde hadis aldıktan sonra kendi şehrine dönüyor. Yani İmam Ahmed bin Hanbel, Müslümanlar, uzun yıllar bu şekilde hadisle meşgul oluyor. 40 yaşına kadar hadis rivayet etmiyor. 40 yaşından sonra hadis rivayet ediyor. Bu şekilde kısa bilgi vermekle yetinelim. Peki size soralım. Müsned dedim. Müsned nasıl bir kitap? Müsned hakkında bilgisi olan var mı? Mesela Müsned nasıl bir kitap? Buyur hocam. Müsned, ravilere göre bölünmüş. Evet, çok güzel, Allah razı olsun. Müsned, değerli Müslümanlar. Şimdi hadislerin kitaplara geçirilmesi var. Kaydedilmesi var, bir de geçirilmesi var. Geçirilmesi esnasında, değerli Müslümanlar, hadisler konularına göre ayrılmış. Diyelim ki Buhari'ye baktığımızda konu var. Hangi konu var? Namaz babı, oruç babı, zekat babı. Bunlar hadislerin konuları. Hadisleri tedvin eden, kitapları tasnif eden müellifler hadisleri konulara göre sıralamışlar. Ama bazı kitaplar da var ki hadisleri sahabi ravisine göre. Yani bir sahabi düşünün, ismi kim? Ebu Bekir radıyallahu anh. Onun rivayet ettiği hadisleri altıda dizmiş, konuya göre ayırmamış. İşte Müsned isimli kitaplar, değerli Müslümanlar, Müsned isimli kitaplar sahabi ravisine göre hadisleri alt alta dizer. O zaman biz diyelim ki Müsned'de benim dediğim hadisi aramak için nereye bakacağız? Hangi sahabiye bakacağız? Enes bin Malik. O zaman Enes bin Malik'in hadislerine baktığımızda altta bu hadisi göreceğiz. Yani Müsned'de bu. Kısaca. Bunlar teknik bilgiler. Demek istediğim, hadisi anlayalım, özümseyelim babından bunları aktarıyoruz kısa kısa. Şimdi geldik hadise. Hadisi tekrar gündemimize getirirsek. Kıyamet koparken, kıyamet kopma esnada kimin elinde bir hurma fidanı varsa onu diksin, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Eğer gücü yetiyorsa, o zaman bir vakti varsa. Şimdi bunu internette aradığımızda bu hadis-i şerifi veya azıcık düşündüğümüzde şöyle aklımıza gelebilir. Ya bu çevreyle alakalı bir hadis. Yani çok da önemli bir hadis değil. Hadislerin hepsi önemli ama bunun yerine başka bir şey işlenebilir diye aklımıza gelebilir. Ağaç dikmek çok gündemimizi alacak bir mesele değil bugün. İnsanlar da baktım internette, mesela ben aradım hadisi. Genelde
Haş dikmeyi ben de severim tarzı böyle yorumlar yapmak yapılmakta. Ancak hadis onu anlatmamakta. Yani bize fidan dikmeyi öğütlememekte. Başka hadis-i şerifler var işte, kim bir ağaç diker, onun üzerinden kuş yer, börtü yer, böcek yer, insan yer, ondan bir sadaka vardır. Bunda şüphe yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla ilgili hadisleri de var. Ağacın dikilmesi ve menfaatiyle alakalı, sadaka olmasıyla alakalı. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat bizim hadis-i şerifimiz, işlemeye çalışacağım hadis-i şerif bunu anlatmamakta. Ağaç dikmeyi öğütlememekte. Peki ne? Kıyamet kopacağı anda diyor. Düşünün, kıyamet kopacağı anda insan neyi tasavvur eder? Veya şöyle düşünün, sahabelerin önünde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi anlatıyor, başını söylüyor. Kıyamet kopacağı anda siz şunu şunu yapın der. Mesela ne der? Namaz kılın, Allah'ı zikredin, Allah'a işte şehadet getirin, Allah Azze ve Celle'nin ismini anın, güzel hayırlar yapın, işte birisine borcunuz varsa gidin borcunu verin dese mesela, doğru söylemiş olur ve beklentileri karşılamış olur. Biz de düşünelim. Kıyamet kopacağı anda son bir yapacağınız eylem var. Şunu şunu yapın desem neyi yaparız düşünelim. Kendimizi kurtaracak, ahirete yönelik işler yapmış oluruz değil mi? Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kimin işte böyle elinizde de bir hurma fidanı varsa onu dikin buyuruyor. O zaman meseleyi algılamak için kıyamet sahnelerine kendimizi götürelim Müslümanlar. Kıyamet sahneleri Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede zikredilmekte. Ama ben sadece bir tanesini seçtim. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühen nasu teku rabbekum. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. İnne zelzelete sa'atile şey'un azim. Muhakkak ki kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ اَمَّا اَرْضَعَتْ. O gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. O gün her gebe kadın gebeliği üzerindeki çocuğunu düşürür. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. İnsanları sarhoş görürsün ama insanlar sarhoş değildir. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَيْدٍ. Ancak Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Sadece bu ayet-i kerime düşündüğümüzde Müslümanlar, o saati karşılayan, o saati düşünen, o saatle karşılaşan anne çocuğundan vazgeçmekte. Kadın hamile olduğu çocuğunu düşürmekte. İnsanlar da sarhoş bir şekilde dolaşmakta, sarhoş olmadıkları halde. Herkesin aklı başka bir tarafta. Kimse kimseyi düşünmemekte. O kıyamet saatinde, o dehşetli anda eğer elimizde bir hurma varsa hurma fidanını dikin ne manaya gelmekte? Nasıl bir mesaj vermekte? Böyle bir anda neden hurma fidanını dikelim? İşte bu hadis-i şerif değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, abiler, bizim için çok önemli bir hususu ortaya koymakta. O bu hadis-i şerif, kıyamet saatindeki hurma fidanı dikin hadis-i şerifi bizlere büyük mesajlar vermekte. En azından başlangıçta şunu söyleyelim, hurma fidanı. Araştırdım, baktım internette, hurma fidanı 8 yılda meyve veriyormuş. Yani kıyamet saatinde 10 dakika, 20 dakika belki vakit var, belki hiçbir şey yok. Bir dakika, hurma fidanı ne kadar dikileceği zamanı siz daha iyi bilirsiniz. Diyelim ki açtık toprağı, hurma fidanı diktik, suyu kapattık, fidanı dikilmesi herhalde bu kadar. Bilmediysen biraz daha eklenmiş, ekleyin siz. Ve bu hurma fidanı 8 yıl sonra meyve verecek. Kıyamet kopacak, biz 8 yıl sonrası için ne yapıyoruz? Bir eylem başlatıyoruz. 8 yıl sonra göreceğiz. Niye böyle bir şey yapalım? Olmayacak. Kendi tasavvurumuza göre olmayacak bir şey, 8 yıl sonra gelecek. Neden böyle bir şey yapalım? Şahadis-i Şerif'in o zaman manasını düşünmek bizim için daha elzem oluyor, daha iyi anlaşılacak. Anlamamız gereken birinci nokta Müslümanlar, Müslüman için, Allah'a iman etmiş kimse için dünyanın başıyla ahiretin sonu bir köprüden oluşur. Biz dünyayı başka yer, ahireti başka yer düşünmeyiz. Dünyada çalıştığımız kendi menfaatimize deyip ahiret için farklı farklı ameller yapmayız. Biz meşru olduğu sürece, Allah'ın haramını, yani Allah'ın hudutlarını aşmadığı, haram olmadığı sürece Allah'ın rızasını düşünerek çalışmamızdan, oturmamızdan, kalkmamızdan, muhabbet etmemize kadar her amelimizi ahiret için bir adım olarak düşünürüz. Bu tasavvur bizi attığımız her adımın hayır olduğuna yönlendirir. Bu tasavvur, bu düşünce yaptığımız her amelin güzel olduğuna işaret eder. İşte biz dünyada başlayan bu yolculuğumuzu ahirette inşallah noktalayacağız. İşte böyle düşündüğümüzde, dünyada başlayan yolculuğumuzun ahirette biteceğini düşündüğümüzde attığımız adımların da ahirete gittiğini anlarız. Öbür türlü dünyayı bir başka bir yer, ahireti başka bir yer yaptığımızda dünyaya yaptığımız eylemlerin ahirete hiçbir faydası olmadığını sanırız. Halbuki öyle değil. Dünyada bir işle mi meşgulüyüz? Onu en iyi şekilde yaptığımızda, ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmakta? Allah azze ve celle Müslümanın güzel iş yapmasından dolayı, işini güzel yapmasından dolayı hoşnut olur. Biz işimizi en güzel yaptığımızda, ailemiz için rızık kazandığımızda, bir projenin başındayız, bir eylemin başındayız, bunu yaptığımızda, bir şey gerçekleştirdiğimizde, insanların ve Müslümanların menfaatini sağlayacak bir amel yaptığımızda inşallah bu bizim ahiretimiz için bir nedir? Ecirdir, bir hayırdır.
İşte bu hadis-i şerif arkasını görmesek dahi, bilmesek dahi, ne olacağını, kaderimizi bilmesek dahi, arkasını bilmesek dahi yapacağımız her amelin inşallah Allah katında bir değerinin olduğunu göstermekte. Bu hadis-i şerif Müslümanlar bizlere teslimiyeti öğretmekte. Allah için gerisini Allah'a bırakarak, Allah'tan menfaat bekleyerek bir işe tutunduğumuzda, bir işe başladığımızda arkasını bilmesek dahi, yarını, öbür gününü, sonraki gününü bilmesek dahi bir adım attığımızda, bir fidan diktiğimizde, bir tohum attığımızda inşallah Allah Azze ve Celle dilerse onu inşallah mükafatla bize, bizim önümüze çıkartacaktır. Şairin dediği gibi, sen tohumunu at, bitmezse toprak utansın, hey gidi küya heylen, sen koştur, doğurmazsa kısa utansın diye. Şairin dediği gibi aynı bu şekilde. Bu hadis-i şerif sanki bize onun şairin diliyle böyle aktarılmakta Müslümanlar. Biz Allah'a tevekkül ederek attığımız her tohumun inşallah Allah'ın karşılık vereceğini düşünürüz. Bu hadis-i şerif, bu kıyamet hadis-i şerifi Müslümanın vakarlı olması, izzetli olması, şerefli olmasını gösterir. Biz pısırık değiliz. Biz korku dolu, ümitsiz, vakarsız değiliz. Biz ümit doluyuz. Ufak da olsa bir işin peşinden koşarız ve bu işin inşallah yarın bir gün karşımıza çıkacağını umarız Rabbimizden. Velev ki çıkmasın, bizim sorumluluğumuz değil. Müminin sorumluluğu Allah Azze ve Celle'nin istediği hayra ulaşmayı sağlamak için gayret etmesidir. Ne olursa olsun, ufak bir amelden büyük bir amele kadar bu böyledir. Düşünceler arasında projeleri konuşmaktan, bahsetmekten, işte böyle kaoslar ortaya çıkarmaktan, sürekli bir şeyleri akletmekten, oturup böyle sürekli tartışmaktan bir şey çıkmayabilir. Demiyorum ki düşünmeyelim, akletmeyelim. Ama sürekli tartışmak, bağırışmak, birbirimiz arasında sloganları yukarı çıkartmak, herhangi bir adım atmak olmuyor. Bunun yerine, sloganlarla uğraşmak yerine, bağırmak, çağırmak yerine ufak bir adım attığımızda inşallah büyük hayır kapıları bizim karşımıza açılabilir. Müslüman iş adamıdır. Müslüman tembel değildir. Müslüman oturmasıyla kalkmasıyla her zaman Allah Azze ve Celle'nin koyduğu kanun üzerine, nizamın üzerine yürüyen kimsedir. Allah Azze ve Celle gaybın bütün hepsini bilmekte. Bizse hepsini bilmemekteyiz. Bilmektesiniz ki nice az topluluklar çok topluluklara gayret gelebilmektedir. Biz gaybı bilmekte miyiz? Hayır, bilmemekteyiz. Yapacağımız amelin sonucunu Allah'a bırakmak ve yaptıktan sonra ona tevekkül etmek bizim üzerimize düşen temel vazifedir. Kul üzerine düşeni yapar ve kadere iman eder. İşte kadere iman, Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerine takdir ettiği iman budur. Teslimiyetin yarın ne olacağının, yarın karşımıza ne çıkacağını düşünmek teslimiyet değil. Teslimiyet işi yaptıktan sonra yarınını Allah'a bırakmaktır. Bekleyip görmek değil, yapıp görmektir. Müslümanın sloganı Müslümanlar, bekleyip görmek değil. Ya bakalım ne olacak? İşte bakıyoruz, durumlar şu şekilde. Şurada şu olay olmuş, burada bu olay olmuş. Aa, bu da böyle mi yapmış? Değil. Bizim tasavvurumuz beklemek mi? Biz yaptıktan sonra bekleme inşallah kendimize şiar edinmişiz. Sayı azlığı, ümitsizlik, vakarsızlık, şuursuzluk, korkaklık Müslümana göre bir Müslümanın taşıyıcı vasıflar değildir Müslümanlar. Sayımız ne kadar az olsa olsun. Düşünün, insan içinde bulunduğu şartlara göre kendisini yeniler. Düşünün şu anki şartlarımızı herkes yani orta halli bir yaşam şartı standartı üzerinde olduğunu düşünsün. Veya kendi hayatını düşünsün. Birazcık daha kötüsü olduğunda yine insan çıkıp bir şeyler yapmıyor mu? Yapıyor. Bugün insanların evleri yıkılmakta, insanlar evler altında kalmakta. Onlar da adım atmıyor mu? Atıyor. O zaman bakılması gereken şu. Yani elimizde hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Burada mı başlayacağız? Nasıl olacak? Demektense inşallah adım atmak, fidan dikmek, sonra meyvesi çok sonra gelecek olsa bile ne yapmak? Çalışmak, gayret etmek gerekiyor. Baktığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bu tablolar da dolu. Uhud Müslümanlar için bir anlamda hüsran, bir anlamda galibiyet olarak gerçekleşti. Ancak Müslümanların ve sahabelerin kalbinde büyük bir kırıklık vardı. Uhud'dan döndüklerinde Hendek için hemen çalışmaya başlamadılar mı? Oturup ya biz kaybettik, nasıl oldu, okçular şöyle yaptı, böyle yaptı, İşte hata etmemeleri gerekiyordu mu dediler. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eline kazmayı alıp Kisra'nın sarayları sizin olacak, müjdere olsun. Şam'ın sarayları sizin olacak, müjdere olsun. Konstantiniyye'nin sarayları, anahtarları sizin olacak, müjdere olsun deyip eline kazmayı alıp taşa mı vurdu? Bakalım, örneklere bakalım Müslümanlar. Peygamberlere, sahabilere, önderlere, alimlere, her biri ufak bir kıvılcımla başlamadı mı bu işe? Her bir ufacık bir adımla başlamadı mı? Ne yani, başka yani bu anlamda birçok söz var. Ufak adımlar, mesela uzun yolculuklar ufak adımlarla başlar tarzında. Netice itibariyle aktaracağımız, söyleyeceğimiz hadis-i şerifin bize anlatmak istediği Müslümanlar, sonra da görecek olsak, göremeyecek bile olsak, mutlaka kıyamet saati gelmiş olsa dahi, ki bizim dünyaya bakış açımız, ahirete bakış açımız budur. Elimizdeki bu fidanı dikmek,
insan yetiştirmek, Müslüman yetiştirmek gerekiyor. Bu husus, bir şeyin karşısına alma hususu en çok davetçilerde enerjisiyle yol açar. Yani pozitif olarak değil, negatif olarak gerçektir. Neden? Çünkü bir insan bir Müslümanla ilgilenir. Yani etrafındaki komşusuyla ilgilenir, yanındaki arkadaşıyla ilgilenir, sırasındaki sınıf arkadaşıyla ilgilenir, iş arkadaşıyla ilgilenir, muhabbet eder. Onun da Allah Azze ve Celle'nin dinine girmesini ister. Ondan da onun da hayır yapmasını ister. Ama bakar ki o kadar ilgilenmesine rağmen, 3 yıl, 5 yıl onunla ilgilenmesine rağmen ne yapmayabilir? Netice vermeyebilir. Bu husus davetçilerde gerçekten moral bozukluğuna, psikolojik anlamda negatif bir düşünceye sebep olabilir. Ümitsizliğe yol açabilir. İşte biz yine bilmiyoruz. Bu hadis-i şerifin bize öğrettiği. Nereden bileceksin kimin sana icabet edeceğini? Senin yaptığın davete kimin icabet ettiğini bilemezsin. Davet bir hikmet meselesidir. Müslümana düşen, davetçiye düşen insanlarla ilgilenmek, gerisini Allah'a bırakmaktır. Öyle hikayeler anlatılmaktadır ki bu anlamda yaşanmış. Yıllarca insanlarla ilgilendiği halde kimse onun davetine icabet etmemiş ama bir vakit oturmuş sadece biraz muhabbet etmiş, hemen ona icabet etmiştir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Taif meselesini, Taif konusunu bilmekteyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e oradaki aşiret liderlerini, kendi akrabalarını İslam'a davet etmek için gitmiş. Ancak hiçbirisi ona cevap vermemiş, hatta ona eziyet ve işkence etmişlerdi. Ancak ufacık bir üzüm bağının yanında oturduğunda ona Addas isminde bir kişi gelmekte ve ona hemen iman etmekteydi. Kimi beklemekteydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Kimi gördü? Sadece bir Bismillah'la. Bismillah dedi, Addas iman etti. İşte biz de ufacık bir fidanla, ufacık bir çalışmayla da inşallah başarı ve galibiyet elde edebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken, üzerine vurgulu yapılması gereken yer ümitsizliğe düşünmemesidir Müslümanlar. Hadis-i şerifimiz bize kıyametin, o en dehşetli günün, en sıkıntılı zamanın olduğu zamanda bile bir şeyler yapmayı öğütlemekte. Her insan, her Müslüman kendi çabalarıyla, kendi içinde bulunduğu hususla bir şeyler yapabilir. Kendi içinde bulunduğu konuma göre inşallah bir şey yapabilir, adım atabilir. Allah Azze ve Celle bizi ümitsizlikten, yeisten, izzetsizlikten uzak eylesin. Bize şeref versin, bize sabır versin. Bize tevekkül etmeyi ve tevekkül anlamayı nasip eylesin. Bugün Müslümanların çektiği sıkıntılar, içerisine düştüğü bu karanlık tablo ancak ve ancak ufacık adımlarla başlayacaktır. Ufacık kıvılcımlarla inşallah karanlıklar yok olup aydınlığa tekrar gelecektir. Belki bizim atacağımız adım çok ufak. Hiç kimse duymayacak. Ama Allah Azze ve Celle'nin karşısına çıktığımızda sen Allah için gayret eden, Allah'ın dininin yüce olması için çalışan biriydin denmesini bekliyoruz, yoksa sen bu karanlığın içinde karanlık olup kaybolup gittin mi denmesini bekliyoruz. Eğer biz de Allah katına çıktığımızda, Allah Azze ve Celle'nin karşısına çıktığımızda çalışanlardan olmak istiyorsak, tartışmaları bir yere bırakıp, insanlar arasındaki husumetleri bir yere bırakıp, ben nasıl yapalım demeyi bir yere bırakıp bir adım atmak istiyorsak inşallah Allah Azze ve Celle'nin karşısındaki konumumuz bellidir. Bunun yerine insanlar arasındaki tartışmalara dalıp ne yaptıklarını, ne ettiklerini düşünüp onların peşinden sürekli gidip bu şekilde amel etmeyip ortada kalmaktansa bu şekilde amel etmek inşallah bizim menfaatimiz olacaktır. Allah Azze ve Celle bizlere izzeti, keremi, şerefi tekrar inşallah nasip eylesin. Bilelim ki zulüm önce kendi nefsimizde başlamakta, izzetsizlik, kaim olmamak önce kendi nefsimizde başlamakta. Allah'a imanımızı güçlendirdiğimizde, ona tevekkülümüzü güçlendirdiğimizde yaptığımız şey küçük bile olsa Allah Azze ve Celle onun takdirini, kıymetini verecektir. Bizlere inşallah onun bereketini verecektir. Allah Azze ve Celle inşallah sizlere de bizlere de iş yapan, amel eden, Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı, hayırlar işleyen kullar olmayı nasip eylesin. Allah bizlere, bizden sonra gelecek Müslümanlara inşallah şerefli ve izzetli günleri görmeyi nasip eylesin. Çalışalım. Yarın Allah'ın elinde, bizim elimizde değil. Biz yarını, öbür günü bilmemekteyiz. Biz bugünü, yaşadığımız şu zamanı bilmekteyiz. Bunun için ne yaparsak Allah Azze ve Celle inşallah bizim için, yarınlar için bunun karşılığını verecektir. Asla ve asla yese düşmeyelim. Biz kaybettik değiliz. Allah için çalıştıktan sonra biz hep kazanırız. Belki bugün önde değiliz, galip değiliz ama galibiyet veya mağlubiyet bize göre değil, Allah'a göre olan bir şeydir. Zafer Allah'ın elindedir. Allah'ın elindedir, bizim elimizde değil. Ancak ve ancak Allah bir sünnet koymuş. Nedir o? Zafer ancak çalışmakla gelir. Ama bize, ama başkasına. Çalışmadan da asla ve asla zafer gelmez. Çünkü Allah Rahman sıfatıyla hem kafirlere hem de Müslümanlara çalıştığının karşılığını vermekte. Çalışan inşallah galip olacaktır. Rabbime
Bize de çalışmayı kolaylaştırsın. Zihnimizden o tembellik düşüncesini, nefsimizin bizi yenmesini, irademizin güçsüzlüğünü bizden alsın. Gayret eden, çalışan, inşallah bıkmayan Müslümanlardan eylesin bizleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.